Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ben daha önce kanalımda bir video paylaşmış ve iPhone 14 modellerinin olası özellikleriyle ilgili bilgiler vermiştim bu videoda. O videoda epey izlendi ki kısa bir süre önce girmesine rağmen. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere, yorum yapanlara, fikirlerini paylaşanlara. Şimdi iPhone 14 malum tanıtıldı. 7'si itibariyle yani 7 Eylül itibariyle tanıtıldı. Bugün 8 Eylül, ben bu videoyu çekiyorum. Muhtemelen 9 Eylül'e yani yarın da videoyu yayınlayacağım. Tanıtımdan sonra hangi özellikleri doğru bildim, hangisini bilemedim ve iPhone 14 ailesinin ne gibi özellikleri var? Bu videoda biraz bundan bahsetmek istiyorum. Beni bilenler bilir, tablolu çalışmayı seviyorum. Yine bir tablo hazırladım iPhone 14 modelleriyle ilgili ki önceki videoda bir tablo hazırlamıştım. İki tabloyu da hem bu videoda karşılaştıracağım hem de neleri yanlış söyledim, neler eksik oldu, ne gibi özellikler geldi hesapta olmayan, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi tabloyu ekrana vereyim ve üzerine konuşmaya başlayayım. iPhone 14 ailesiyle birlikte mini modellerine veda edeceğiz demiştim ve bunu da doğru bildim. Fakat şöyle bir durum var. iPhone 14 ve iPhone 14 Max demiştim ben. Ki genelde internetteki bilgiler bu yöndeydi. İsim değişikliği şöyle oldu. Max yerine Plus geldi. Yani iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 tane telefon var. Artık mini sürümü iPhone 14 ile beraber hayatımızdan çıkmış durumda. Bunun yerine iPhone SE modeli devam edecek anladığım kadarıyla. Onu da altını özellikle çizeyim. Şimdi doğru bildiğim noktalardan devam edelim isterseniz. Ekran boyutlarını doğru bilmişiz. Evet, 6.1, 6.7, 6.1, 6.7. Yani iPhone 14 6.1 inç, iPhone 14 Plus 6.7 inç, iPhone 14 Pro 6.1 inç, iPhone 14 Pro Max'te 6.7 inç olarak devam ediyor. Ekran yenileme hızını da doğru bilmişim. 60-60, Pro modellerinde 120 oluyor. Super Retina XDR demişiz. Ben OLED demiştim. Zaten aynı şey aslında, onu da söyleyelim. Onu da doğru bildik. Bütün telefon modellerinde OLED ekran kullanılıyor artık. İşlemci tarafında da doğru bilmişim. Apple A15 Bionic kullanıyor normal sürümler. Pro modellerinde ise A16 Bionic kullanılıyor. Depolama zaten biliniyordu bunlar. Çok gizli bilgiler değildi. 128-256 512 var normal modellerde. Pro modellerinde bir de bunlara 1 TB ekleniyor. Kamera sayısında da doğru bir tahminde bulunmuşum. Çift çift demiştik. Yani normal sürümlerde çift, pro sürümlerde üçlü kamera var. Şimdi doğru bilemediğim bir nokta ana kameranın video kalitesiydi. 4K 60fps demişim ben ama 30 olacak herhalde, 30 demem gerekiyordu. Orada bir hata olmuş. Yani ben 8K olur demiştim. Pro modellerde 48 megapikseli doğru bildim. Evet, 48 megapiksel geldi ama video tarafında bir değişiklik yok. Normalde olsa, Pro'da olsa bütün modeller 4K 30fps video kayıt yapabiliyor. Bunun dışında pil kapasitelerini de doğru bilmişim. Orada da zaten bunlar ortaya çıkan bilgilerdi. Ben de onları teyit etmiş oldum. Yanıldığım bir nokta şarj meselesinde oldu. Yakın zamanda çıkan bazı sızıntılarda şarjın 30 watt'a çıkarılacağı söylenmişti. Kablolu olarak en azından 30 watt desteği olacağı söylenmişti ki bugüne kadar iPhone 13'te 20 watt'tı arkadaşlar. Ne yazık ki bu değişiklik olmadı. Ben 30 watt diye yazmıştım ama 20 watt'ta kaldı. Yani burada bir çuvallama durumu söz konusu oldu. 30 watt'ı beklerken 20 watt almış olduk. En azından iPhone kullanıcı için böyle bir durum söz konusu. Yani hızlı şarj için biraz daha beklemeniz lazım. iPhone kullanıcıları belki 15'te gelir, bilmiyorum. Kısmet. İlk videoda benim bahsetmediğim bir konu vardı. Çentik gizlenecekti Pro modellerde. O çok emin olmadığım için bahsetmedim. O zaman da sızıntılar içinde vardı ama hani kesin olmadığı için ya da ben çok ihtimal vermediğim için bunun olmayacağını düşünmüştüm. Bunu getirmiş Apple. Okey. Fakat şöyle bir sıkıntı var orada. Bununla ilgili herhangi bir yorum görmedim şimdi çünkü daha telefonlar piyasaya sürülmedi. Bu çentiğin üst kısmında bir hareket yapıyorsunuz. Yani kameranın olduğu yere dokunmanız gerekiyor. Fakat bu da şöyle bir anlama geliyor. Eliniz kirliyken ya da elinizdeki yağ, toz gibi şeyler kameraya yapışacaktır ve selfie çekerken fotoğraflarınız kötü olacaktır. Bu bence garip bir tasarım olmuş. Yani Apple çentiği kaldırayım derken selfilerde muhtemelen sıkıntılı sonuçlar almanıza sebep olacak bir hareket yapmış. Sonuçlarını göreceğiz bakalım, telefonlar falan bir çıksın, ona göre yorum yapmak daha mantıklı olacaktır ama ben teorik olarak konuşuyorum, böyle bir sorun olacaktır. Bir diğer ilginç özellik ise trafik kazası algılama arkadaşlar. Bu markanın aynı zamanda Apple Watch ürünlerinde de kullanılmaya başlayan bir teknoloji oldu. Telefonlarda da bulunacakmış. Bütün modellerde de bulunuyor. O da bence güzel bir özellik olmuş. MagSafe desteği zaten devam ediyor. IP68 standardı zaten var ama artık su altında da kullanılacağını yazmış Apple. Öncelerinde biliyorsunuz suyun altında pek önermiyordu. Yani sıçramaya karşı falan diyorlardı. Biraz kıvırıyordu Apple bu konuda. Bundan sonra su altında da kullanılabilirsiniz diyor. 6 metreye kadar 30 dakika boyunca. Bakalım, göreceğiz. Bütün modellerde 5G desteği var. Daha önceki videoda benim değinmediğim bir uydu desteği vardı. Bu da aslında sızıntılar içinde olan bir özellikti ama ben pek ihtimal vermiyordum. Şimdi bu gelmiş. iPhone 14 modellerinde var artık. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da geçerli. Çünkü bunun için bir müşteri temsilcisi hizmeti gibi bir hizmetleri var. Çünkü acil bir durumda belli soruları yanıtlamanız gerekiyor ve bunları yanıtladıktan sonra sizin konumunuz bir müşteri
hizmetleri yerine gidiyor. Size oradan ulaşmaya çalışılıyor falan gibi böyle bir senaryo var. Bunun için de bir ücret ödenmesi gerekiyor. 2 yıl ücretsizmiş. Türkiye'de yok tabii ki bu şimdilik. Olur mu? Ben hiç zannetmiyorum Türkiye'de bunun kullanılabileceğini. Muhtemelen Türkiye'ye gelmez diye düşünüyorum bu özellik. Nasıl kullanılıyor? Hani bir dağın başında bir yerdesiniz. Ne Wi-Fi var ne işte mobil şebeke var. Konumunuzu bir şekilde paylaşmak istiyorsunuz. Uydulara bağlanıyorsunuz ama kolay bir teknoloji değil bu. Yani sanıldığı kadar kolay değil. O yüzden Türkiye'de kullanılma ben sunulmaz diye tahmin ediyorum. Hani güzel bir özellik ama muhtemelen Türkiye'de sunulmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim fiyatlara. Çuvalladığım bir diğer nokta fiyatlar oldu. Ben 25 ila 50 bin TL arasında olur diye düşünmüştüm ama 30.999 yani 31 bin ile 57 bin lira arasında bir fiyat skalası ortaya çıktı. Tabii ki çok yüksek rakamlar yani konuşmaya bile gerek yok. Bunun yüksek olmasının önemli sebebi Apple'ın fiyatlarının zaten normalde de yüksek olması bu arada. Onun altını çizeyim. Yani Amerika'dakiler böyle hani koşarak her gün onlarca Apple telefon almıyorlar. Onu da söyleyelim. Amerika için bile yüksek rakamlar. Biz de bunun üzerine vergi şuydu buydu kur farkıydı falan filan dediğiniz zaman saçma sapan bir noktaya gelmiştim. 31 bin lira bir telefona vereceksiniz. O da hani giriş seviyesi bir model. Biraz iyi bir model almaya kalksanız 40-45 bin lira yapıyor. Yani verecek rakamlar değil tabii ki. Bunu tartışmıyorum, konuşmuyorum bile. Ama fiyatlar da böyle oluşmuş. Şimdi tek tek bir bakayım fiyatlara isterseniz. iPhone 14 modellerinde 30.999 liradan başlıyor. 38.899 liraya kadar çıkıyor fiyatlar. Plus modelinde 34.999'dan başlayıp 42.899 TL'ye çıkıyor. Pro modelinde 39.999 TL'den başlayıp 53.199 TL'ye çıkıyor. Pro Max modelinde ise 43.999'dan başlayıp 57.199 TL'ye kadar çıkan bir fiyat skalası mevcut. Gördüğünüz gibi daha önce çektiğim videodaki söylediklerimin hemen hemen hepsi çıkmış durumda. Ufak tefek sapmalar tabii ki olmuş. Onları da bu videoda söyledim ve düzeltmiş oldum. Apple biliyorsunuz kendi ekosistemine sahip olan bir marka. O yüzden insanlar bir şekilde satın almaya devam ediyorlar. Ama muhtemelen bu fiyatlardan sonra bence eski modellere bir yönelme olacaktır. Tabii onlara da zam geldi bu arada. Apple iPhone 14 modelini duyurduğu zaman önceki sürüm olan 11, 12 ve 13 modellerinin de fiyatlarını arttırdı. Bazı modellerde artık kendisi satmıyor ama internette bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum en azından bir süreliğine. Mesela iPhone 11'i artık kullanımdan kaldırdı. Apple kendisi sitesinde yer almıyor şu anda. Ya da iPhone 13 Pro Max yer almıyor ama siz internette satıcılarda ya da mağazadaki stoklar bitene kadar oralardan satın alabilirsiniz ama onlara da zam geldiğini söyleyeyim. Yani %20-25 oranında zam geldi hepsine. Evet, bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere iPhone 14 modelinin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Daha önce yayınladığım videoyla neleri bildiğimi neleri bilmediğimi de karşılaştırmış oldum sizlerle birlikte. Bu modellerle ilgili aklınıza takılan konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Videolarımı beğenmeyi ve beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Bu videoda da beğenin arkadaşlar. Mümkünse yorum yazın. Hani beni seviyorsunuz biliyorum. Bunu çok belli eden takipçilerim, izleyicilerim, abonelerim var. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Sözüm beni sevdiği halde bu sevgisini belli etmeyenlere. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beğenin, paylaşın, abone olun, sosyal medyada takip edin. Bunun karşılığında ben de sizlere elimden geldiğince kaliteli içerikler üretmek, güzel bilgiler paylaşmak için çabalamaya devam edeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.